Yani daha farklı değil mi? Yok olur yani. Bir türevi, yani, hafif Alaturkası yani, Orient. Güzel ama. Twerk biraz daha farklı biliyorsun. Güzel. Daha Selena'ya ben yakıştırıyorum. Serenay. Serenay Sarıkaya'ya yakıştırıyorum. Selen'de nerede o şey? Selen mevzusu geldiğinde dut yemiş bülbüle döndü. Sesi solo çıkmadı orada. Kıyamadı Selen'ine. Kıyamam. Serenay meselesi geldiğinde her şey. Ona da kıyamam, yakışıyor. Ama o sana kapı arkalarında kıyıyor. Kıysın başı. Yok. Öyle boş ver, ne diyeyim. Pınar Hanım, sizin fikrinizi merak ediyorlar. Ben çok beğendim. Ben zaten Serena'yı çok beğeniyorum. Yani fiziği, Avrupa'yı bir fiziği. Bu kız çok da yakıştırıyor. O dansta da öyle çok... O ses, Türkiye'de sesini de çok beğendim. O duruşu, sahne, sesi güzel yani. Bir şey söyleyeyim, Başak çok da güzel dans ediyor aslında. Evet, hakikaten yakışıyor da o kıza. Yok yok, güzel dans ediyor. Mesela onun, hani Gökay dedi ya, kalça dansının dışında onun böyle hani... Ön taraftan da yaptığı çok güzel dansları var. Avrupa'yı dansı var. Hakikaten beğeniyorum. Yani fiziği de Avrupa'yı. Evet evet. Ya o kıza yakışıyor. Ben mesela ya. Bak o kız Ender oyunculardan kendini geliştirenlerden. Tabii. Mesela Alice de oynadı biliyorsun ki. Müzikal yani sırf yaptı. Müzikal yaptı. Yani sırf oyunculukta dikkat ederseniz kalmadı değil mi Tayyar? Yani oyunculuk olarak sadece modellikte kalmadı. Modellikte kalmadı. Yani model olmaktan daha mı? Hani müzikale girdi işte anladın ki başka olsa, farklı bir şey yaptı. Model olacak fiziği var yani Tayyar. Yani Serenay Sarıkaya değil kendini yani. Bir müziğe de sahip. Yapıyor ya. Marka yüzü oluyor. Marka yüzü olduğu firma var zaten. Serenay Sarıkaya kendi ismini güzel markalaştırdı. Yaptı ya. Yani çalıştığı işte PR şirketinin birlikte yol arkadaşlığı yaptığı şirketlerin ne kadar önemli olduğunun da onun eleştireceğim tek nokta bir gazeteci olarak yazdım da bunları. İlişkileri. Evet. Ne var ilişkilerinde? Yok yok şey anlamında Tayyar'cığım çok kötü değil söyle söyleyeyim. Hani doğru kişiyi mi doğru kişiyi bulamadı diyorum. Yoksa gidip gönül, aşk bu. Usta gidersen, gönül bu ya. Tabii ki katılıyorum. Ya tabii ki kardeşim. Bota da konuyor yani. Ben şey diyorum boka konmadı ha boka diye söylemedim. Bok demedim pislik yapma bok dedim ben. Bir daha bak öyle bok. Bok demeyin bok sıkıntılı kelime. Tayyar öyle diyordu. Ben bot ya, dedi. Bot mu dedi? Şimdi bot. Ayakkabıdaki bota gelince, şimdi şöyle söyledim ben yakıştırma derken, beraber olduğu kişilerden bahsediyorum. Onlar kişilerle bir şey dediğim yok. Aradaki... Ama gönül ilişkileri maalesef insanların çok da akıl bazı insanlar olmuyor. Aşk meselesinde beceriksizdir. Aynen. Ben bunu anlatmaya çalıştım yani, ben de. Yoksa ben beraber oldukları demedim. Mesela ama gönül ilişkilerinde Serenay Sarıkaya eline yüzüne bulaştı. Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'la beraberdi. Cem Yılmaz'la beraberdi. Cem Yılmaz'a bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Sadece yani ben olmadı diyorum. Sana. Cem Yılmaz sonuçta isim olarak, Kerem marka Dursun, olarak öyle mi? Kerem Dursun'a bir şey diyebilir misin? Olmasa da olurdu yani. Diyemezsin canım ona demiyorum. Ben Cem'le olan ilişkisini... Sen demin dedin işte yakışmadı yakınırım. Anlamında dedin. Ben bugün Umut Evirgen'le beraber. Tamam, olmaz yani. Umut donanımlı, iyi bir ailenin çocuğu. Umut'ta problem, yani, Umut'la ilgili okeyim. Ama bazen böyledir yani aşk. Bazen insana aptalca işler yaptırır. Beyin duvarını kapatıyor. Kapatır yani maalesef. Anladın mı? Algıların kapanır. Hepimiz de yaşadık bunları. Yaparsın yani gözüne sürme çekilir. İşte kapatıyor olsa da biz o yanlışı bu taraftan görebiliyoruz. Yanlış görmüyor ama ki. Sana göre yanlış. Görmüyor. Ona göre değil ki. Ona göre değil kapattığı için değil diyorum sana tamam zaten. Tamam ama biz neye göre yanlış olduğuna karar veriyoruz ki ama zaten. Evet. Karar vermek zorundasın tabii ki. Yani yanlış değil ki. Bu arada herkes son dakika haberi vereyim mi? Evet. Evet. Ne oldu? Sinan Akçil ve Burcu Kırat da boşandı. Boşandılar evet. Şimdi boşanmışlar. 3 dakikada bitmiş. anlaşmalı boşanma. Burcu Kırat'ın da bir avukat sevgilisi varmış ayrıca. Uzun bile sürdü. Tabii tabii avukat. Arkadaşlar biten bir şeyin üzerine yeni bir şey kurulmuyor. Bir şey kırıldığı zaman tarihte de olmuyor. Gerçekten çok ama nadir. Ama niye kurulmasın ya? Nasıl kurulmasın? Ya, Başak kurulmuş hayır, var başka. Nadir vardır var zaten. Ama ortada çocuk varsa genellikle yok, o insanlar bir araya gelip tekrar tamir edebiliyor. Arada çocuk da yoksa biraz çok zor oluyor. Bir sana kitapsız bir sana aldandım bir sana kitapsız.
Ay sesine çok gitti bu şarkı. Evet. Vallahi bile ya. Sen acayip canımdan da candım. Hiç bitmeyecek sandım. Kapıldım bir kere seyrine sevdanın. Nefes bile almadım. Sen canımdan da candın. Hiç bitmeyecek sandım. Kapıldım bir kere seyrine sevdanın. Nefes bile almadım. Bir sana yandım ben. Bir sana kitapsız. Bir sana aldan. Bir sana aldandım, bir sana vicdansız. Bravo! Bak bunu benim okumam lazım Tayyar abi, Filiz Hanım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bunu İbrahim Erdoğan projesi biri okumuşsa bile İptal Nihat Doğan edip benim okumam lazım. Nihat Doğan bu şarkıyı okusun. Çünkü ben bunu bak İbrahim Erkal şarkılarını okuyorlar ya. Şu an mesela inanılmaz derecede popülerleşti. Emin ol Erkal'ı sahnede şarkılarını vefat ettikten hemen hemen bir sene sonra ilk okuyan insan benim, biliyor musun? Helal olsun. Çoğu sektördeki bütün herkes ne benden görür. Sesine müthiş gitti. O albümde bunu söylesene. Bunu bu söylemen lazım. İşte Tayyar abi konuşsun. Tayyar bu şarkıyı söyle bende. Sen söz lütfen bende. Sen söyle, eğer başkası da okumuşsa. Hatta beraber bir Filiz ziyarete gideriz. Çok iyi olur. Çok güzel söyledi ya. Ağzına sağlık. O seyrediyordur şu anda bizi. Bir de pes okudum tabii yani. Daha dikte okuyabilirim. Ne kadar güzel oldu ya. Vallahi ruhunuza yüreğinize sağlık.